Kes kurban kesememekten, ama bazıları var ki her şeyi dört dörtlük yapıyor, hiçbir şeyi dert etmeden. Mesela AKP'li Mustafa Varank efendim. Mustafa Varank'ın iki iş adamı, bir bürokratla Simit Sarayı'nın sahibine ait özel bir jetle Mekke'ye hac ziyaretine gittiği öne sürüldü. Çalıştay'ın herkes açısından verimli geçmesini diliyorum. Tasarruf tedbirlerinden dem vuruldu. Her fırsatta yurttaşlara çağrı yapıldı. Ancak AKP iktidara gelince yine itibardan tasarruf olmadı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hac vizesi almadan Mekke'ye gidenleri Suudi Arabistan makamlarına şikayet etmesiyle ilgili tartışmalar sürerken, AKP'li olan ve onlara yakınlıklarıyla bilinen 4 kişinin özel uçakla VIP hac gerçekleştirdikleri öne sürüldü. Sözcünün haberine göre AKP Bursa Milletvekili ve Sanayi ve Teknoloji eski bakanı Mustafa Varank, onun akrabası olan iş insanı İslam Cevahir, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Keskin de Simit Sarayı'nın patronu Abdullah Kavukçu ile birlikte hac ziyareti yaptı. Dört kişinin Mekke'ye gidip geldiği özel uçak Abdullah Kavukçu'ya ait. Kavukçu'nun Challenger 300 tipi özel jeti devletten aldığı teşvikle 12,5 milyon dolara satın aldığı iddia edilmişti. Hayat bazılarına daha kolay. Efendim, Mardin Tabip Odası 15 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı Diyarbakır ve Mardin arasındaki yangına dair ön inceleme raporunu tamamladı. Raporda kentteki hastanelerde yanık tedavi ünitesinin olmadığına dikkat çekildi. Yanık ünitesinin olmayışının ölüm vakalarında artışa yol açtığına da ayrıca vurgu yapıldı. Mardin Tabip Odası, Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağ ilçesi arasındaki köylerde 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangınla ilgili hazırladığı ön inceleme raporu kamuoyuyla paylaştı. Tabip odası olarak yangının yaşandığı gecenin ilk saatlerinden itibaren bölgeye gidildiği belirtilen raporda tespit, bulgu ve öneriler 9 maddede sıralandı. Raporda yangın nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca yaralı olduğu, 1500'ün üzerinde küçük baş hayvanın öldüğü, 50 bin dönüm üzerindeki arazinin yangından etkilendiği belirtildi. Yangının büyümesi ve bilançonun artmasında en önemli etkenlerden birinin müdahalede yetersiz olduğuna dikkat çekildi. Raporda vurgu yapılan bir diğer noktada hastanelerin durumu oldu. İlimizde yanık tedavi ünitesi bulunmaması sebebiyle çok sayıda hastanın civar illere sevk edildiği ve bu durumun yanık gibi acil müdahale gerektiren bir durum için yaşanan kayıpların artmasına sebebiyet verebileceği düşünülmüştür. Tabip odası, yaralılar ve bölge halkında halk sağlığı incelemesi yapılması gerektiğine dikkat çekildi. Yangından etkilenen alanlarda kısa ve uzun vadeli çalışmalar yapılması gerektiğine vurgu yapılan raporda, bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi gerektiği çağrısı yer aldı. Her bu tarz faciaların ardından dram çıkar. Burada da vardı. Diyarbakır-Mardin sınırında meydana gelen bu yangında hayatını kaybeden amca yeğenin acı hikayesi ortaya çıktı. Amca Ubeydullah Buğdaycı koyunlarını kurtarmak için, yeğeni Hatip Buğdaycı ise amcasını kurtarmak için can verdi. Alevler, kül ve gözyaşı, binlerce dönüm arazinin küle döndüğü, birçok kişinin can verdiği Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangından geriye acı hikayeler kaldı. 20 Haziran gecesi bir anda çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangında ondan fazla yurttaş yaşamını yitirdi. Aralarında iki kişi vardı ki hikayeleri yürek burktu. Amca Ubeydullah Buğdaycı ve 18 yaşındaki yeğeni Hatip Buğdaycı. Amca yeğen yangında Çınar ilçesine bağlı Köksalan köyünde alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi. Yangının çıkmasıyla birlikte amca Ubeydullah Buğdaycı arazide kalan hayvanları kurtarmak için alevlerin içine daldı. Amcası konuları getirirken bu sefer yeğeni de dedi, işte amcam tek başına dedi, onu kurtarmak için dedi. O da öyle gitti. Diğer amcasının çocuklarını zor tutmuş, hatta döverek oradan çıkartırken gene ellerinden kaçmış. O da ateşin içinde mahsur kaldı. Hatip Buğdaycı da tüm o yaralara rağmen amcasına yardım için alevlerin içine koştu. Amca yeğen alevler arasında kalan koyunları kurtarmaya çalışırken can verdi. Ölüme beraber giden amca yeğenin mezarları da yan yana gözyaşları içinde defnedildi. Hayır.
Evet, tabii taziye evine ziyarette bulunmak istedi Mardin valisi ve AKP'li heyet ama maalesef taziye evindekiler tarafından bir tepkiyle karşılaştılar. Tansiyon yüksek, öfke büyük. Görüntüler Mardin Masıdağı'nın Yücedağ köyünde kurulan taziye çadırından. 20 Haziran'da Diyarbakır-Mardin sınırında çıkan yangında 10'dan fazla yurttaş hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Köylerde taziye çadırları kuruldu. Mazıdağ'a bağlı Yücedağ köyünde kurulan taziye çadırını Mardin valisi Tuncay Akkoyun ve AKP'li milletvekili Faruk Kılıç ziyaret etti. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Mardin milletvekili Saliha Aydeniz ile Vali Akkoyun arasında tartışma yaşandı. Tansiyon bir anda yükseldi. Acılı aileler Vali Akkoyun ve beraberindeki AKP'lilere tepki gösterdi. Akkoyun ve AKP heyeti tepkiler üzerine hızla taziye evinden ayrılmak zorunda kaldı. Şırnak'ta da dün akşam saatlerinde yine anızdan dolayı bir yangın çıktı ama kontrol altına alındı. 7 köyü etkiledi bu arada. Sabaha kadar devam eden yangın zorlukla kontrol altına alınabildi. Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Tepecik köyünde dün sabah saatlerinde anız yangını çıktı. Köylülerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın akşam saatlerinde kontrol altına alınabildi. Ancak rüzgarın da etkisiyle tekrar başladı. Büyüyen alevler kısa sürede 7 köyü etkiledi. Yangını söndürmek için yakın ilçelerden ekipler sevk edildi. İdil Belediyesi'nden yapılan açıklamada Suriye tarafından rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen anız yangını İdil ilçesine bağlı 7 köyü etkiledi. İdil itfaiyesinin yanı sıra sınır hattı boyunca süren yangını söndürmek için Cizre ve Silopi Belediyesi araç ve ekipleriyle birlikte bölgeye intikal etmiştir denildi. Yangın sabaha karşı saat 5 sıralarında yeniden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları da başlatıldı. Şiddet, cezasızlık, herhangi bir kontrol ve ceza sistemi olmadığı için artarak devam ediyor. Son 24 saatte 5 kadın şiddete uğradı. Son 24 saatte 5 kadın daha hayattan koparıldı. Şiddet, cezasızlık derken cinayetlerin önüne geçilemiyor. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 33 yaşındaki Hilal Kar sokakta yürüyordu. Hilal Kar'a arkasından yaklaşan kimliği belirsiz kişi tarafından ateş edildi. Kar yaşamını yitirdi, şüpheli ise aranıyor. Adana'da ise bir saldırgan bir aileyi katletti. Hakim Aba sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşi Şükran Aba ile tartıştı. Hem eşini hem de eşinin anne, baba ve kardeşini öldürdü. Saldırgan Hakim Aba ise kaçtı. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde Bekir ve Seher Aytekin çifti arasında tartışma çıktı. Bekir Aytekin pompalı tüfekle eşine ateş açtı. Seher Aytekin yaşamını yitirdi.